Burası yeni ofisimin yeni manzarası ve bu da ben. Ve burası da yeni ofisim. Ve parmağımı soracak olursanız uzun mevzu. Gelin anlatayım. Spora 1,5 aydır düzenli gidiyordum. Etrafındakiler vücudumun değiştiğini söylemeye başlamıştı bile. Her gün saat 10'da kankalarla basıyorduk. Her şey süperdi. Hatta alt göğüsünde 35 kilolara çıkmıştım. Kankalar başımda bekliyordu. Ta ki bu yaşlanana kadar. Son sette elindeki ağırlığı yere bırakırken parmağım yerdeki ağırlık arasında sıkışıyor. Ve burada büyük bir iletişim sıkıntısı söz konusu. Çünkü ben harekete girmeden önce kullanmayacağım ağırlıkları öne alıyorum. Yani altında kalmasın ve parmağım sıkışmasın diye. Fakat arkadaşım "Eren sen bu ağırlığa girersin kardeşim." deyip benim öne koyduğum ağırlıkları bana veriyor ve ben altındaki ağırlıkları unutuyorum. Farkına varmıyorum ve ellerimi aşağı saldığımda parmağım sıkışıyor. Dönelim ofis vlogumuza. Bu masada kompakt bir çekim alanı yaptım. Bilgisayar masam, klasik koltuğum, televizyonum, dolabım ve askılık. Bu odada bir yatak ve masam var. Aslında bu odayı hiç kullanmadım. Ve asıl stüdyo burası. Buraya ses yalıtımı ve güzel ışıklar yaptım ve muazzam olmuştu. Bu da ben. Ve parmağım. Peki neden her yer bu kadar dağınık, darma duman? Ben bu kadar pazaklı bir insan mıyım? Hayır. Yeni bir vlogdan herkese selamlar, saygılar. El gitti. Tam taşınacağım zaman bu arkadaşlar sağ olsun parmağımı patlattı benim. Taşınacağım, hazırlık yapacağım, video çekeceğiz. Daha yeni video planı yaptık bugün. Ve hepsi yarım kaldı yani şunun yüzünden. Ben taşınıyorum yine. Parmağımı sakatladığım gün yeni ev aldık ve sakatlandıktan bir hafta sonra taşınmak durumunda kaldım. Yani 6 dikişli parmağımla tüm ofisi topladım ve buraya taşındım. Ve burada hayalindeki evi dizmeye başlıyorum yavaştan. Çok güzel videolar yakında geliyor. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın.